Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ya arkadaşlar gerçekten kanal büyüyor. 900 kişiyi geçtik. Hepinize çok teşekkür ederim bunun için. Videoları da beğeniyorsunuz. Arada doğa videoları da çekiyoruz çünkü hayvanları ve doğayı seviyoruz. Doğa videolarımızı da izlersiniz. Böyle köpeklerimizle paylaştığımız, köpeklerimizle demek istemiyorum, can dostlarımızla paylaştığımız videolarımızı da izliyorsunuz. Onun yanında diğer videoları da izlersiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yine parka geldik. Bizim her zaman geldiğimiz yer basket sahası. Artık yani basket sahalarının şeyi olduk yani. Ne derler o hali? Müdavini. Çünkü başka salacağımız yer yok kelli melli. Diyoruz belediyeye, Ümraniye Belediyesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Şurada boş arsa var. Öyle çayır çimen duruyor. Çayır çimeni yakıp yıkmalarını da istemiyoruz. Yani basket sahası kadar bize eğer yapsalar yeter. Tam şu panonun arkasında kocaman bir alan var. Oraya yapsalar yani çok güzel olur bizim için. Şimdi videoları da izliyorsunuz biliyorum. Ama izlerken beğenmeyi unutuyorsunuz. Abone olmayı unutuyorsunuz. Çünkü videoyu izledikten sonra kapatıyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten kanala böyle abone olursanız, kanal büyürse, binlerce kişi olursa, yani biz sadece burada video çekmeyiz. Sürekli park videosu, bilmem ne videosu alırız köpeklerimizi, doğaya gideriz, doğada güzel videolar çekeriz. Ne bileyim, daha değişik ortamlara gideriz. Kanal büyürse can dostu olmayan, köpek beslemeyi çok isteyen arkadaşlarımızla buluşuruz. Onları davet ederiz. Gelirler, köpeklerimizi severler, bir gün geçirdiler, güzel bir gün geçirdiler, mutlu olurlar. Biz de mutlu oluruz, siz de mutlu olursunuz. O yüzden abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, yorum yapın. Bu bizim için önemli. Şimdi gelelim mevzuya. Top oynatıyoruz. Enerjisini attırıyoruz. Raşa böyle asker gibi bekliyor. Nia da her zaman böyle avının etrafında dönen köpek balığı gibi dönüyor. Kaç dakikadır dönüyor böyle? O dönüyor işte. Biz videoyu açmadan önce de dönüyor. O ama fırsat kolluyor şu anda. Top niye? Yere düşse de alsam. Aynen öyle. Ama genelde alamıyor. Çünkü Raşa fırsat vermiyor. Raşa şöyle evet. Bir şey var. Hani buna da Mia izin veriyor. Niye izin veriyor? Çünkü hani Raşa top konusunda biraz hassas. Çok böyle topa duyarlı. Çocuk bebeklikten beri oynadığı için. Top mevzusu olunca biraz kavga çıkartabiliyor. Hırlayıp gürleyebiliyor. O yüzden Mia daha çok izin veriyor. Hani Mia alamıyor diye bir şey yok. Mia istese alır. Kimseye de bırakmaz. Zaten aldı mı Mia biz alamıyoruz. Göreceksiniz. Birazdan atacağım. Ceku ne durumda? Ceku... Ceku'ya nazar değdi. Biliyorsunuz bir de mikropakıt kule aldık. Kulağı iltihaplandı. Kulağı da iltihaplanınca arkayı kaşıyor. Şimdi kafasına huni geçirdik. Onun da videosunu ilerleyen zamanlarda atarız inşallah. Görürsünüz, sizlerle de paylaşırız. Nazar değdi. Bir maşallah dersiniz ona da. Dediğim gibi Mia bırakıyor aşağıya. Çünkü böyle bir dalaşma, kavga etmiyorlar da böyle bir hırlama gülleme oluyor. Bana ver, bana ver gibisinden. O yüzden Mia hiç o topa girmiyor. Hani yakınsa bırakıyor. Ama Mia da yakalarsa affetmiyor. Bırakmaz yani. O yüzden Mia çok akıllı bir köpek. Gerçekten. Hani ortalama bir köpeğin zekasından daha yüksek. Gerçekten akıllı bizim. Ortalama bir köpeğin zekasından daha yüksek. Şimdi diyeceksiniz ortalama bir köpeğin zekasını nereden biliyorsun abi? Çok köpek besledik. Yani bundan önce de bizim köpeklerimiz oldu. Başka başka ırklar çok köpek besledik. Boxer, İngiliz Bulldog, Fransız Bulldog, Pitbull. 2013'te benim Pitbull'um vardı. Şimdi Amerikan Staff'la Bully'e döndük arkadaşlar. İkisi de secereli. Secereleri var. Evde mikropakıt Bully'miz var. O da secereli. Zaten Raşa'nın biliyorsunuz yarışmalara katılıyordu daha geçen senelere kadar. Yani bazı arkadaşlar yazıyor abi Pitbull mu diye. Hayır Pitbull değil. Pitbull başka bir ırk. Bully başka bir ırk. Mikropakıt başka bir ırk. Ondan sonra yani aslında her staff başka bir ırk. Gerçi biz onlara ırk ırk olarak bakmıyoruz. Biz bütün hayvanları seviyoruz. Hayvanları seviyoruz. Hayvanları sevenleri daha çok seviyoruz. Ama böyle aşırı deli gibi, manyak gibi böyle hayvan seviyorum deyip de hayvanları aa bu işte bilmem ne, bu işte bilmem ne diye şikayet ettirip barınaklara köpekleri hapsettirenleri de sevmiyoruz. Onlara da gerek yok diyorum. Barınağa gitmiştik. Yani, barınakta köpeklerin yani, nasıl beslendiğini gördük.
durumu içler acısı. Allah kurtarsın diyeceğim. Çünkü düşünsenize bir kafesin içine girin 2 dakika bekleyemezsiniz yani. Ömür geçiriyorlar orada. Kimilerinin ömrü de kısa oluyor yani, duyuyoruz haberleri. Hani bir aya yaklaşınca kimse sahiplenmeyince bazı köpeklerin de uyutuyorlar. Sonunun kötü olduğunu yani duyuyoruz. İnşallah öyle şeyler yoktur diyeceğim ama burası neresi biliyorsunuz arkadaşlar. Burada her şey mümkün. Ama gene bizim ülkemiz çoğu ülkeye göre gerçekten iyi bakıyorlar. Peki Raşe'nin eşleşmesi olacak mı? Soranlar var. Raşa iki kere daha önce eşleşti. İki kere daha önceki videolarda yavrularını görmüşsünüzdür. Yani artık eşleştirmeyi düşünmüyorum. Zaten bir seneye yakından beri eşleşmiyor. Hani eşleşirse zaten belki son kez eşleştiririz. İsteyen çok fazla var arkadaşlar. Hani duruma göre bakarız. Şimdi bir iki top atayım da bakın. Böyle topu at. Raşa yakaladı. Niye bekle? Niye otur bekle? Bekle. Niye bekle? Niye bekle? Niye otur? Otur. Otur. Yat. 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 Bekle. Raşa bekle. Kaldıramadım topu. Ayağımda boşlar. Normalde havaya kaldırıyorum. Öyle yakalım. Dediğim gibi Mia pek fazla Raşa'ya bulaşmıyor. Ama Mia topu aldığı zaman Raşa dayanamıyor tabii. Topu çok seviyor. Bırak bizim biraz da ablan alsın. Gel be. Gel. Otur. Pati ver. Pati ver. Yerini ver. Aferin abi. Çak. Böyle işte bir günümüz geçiyor. Geliyoruz 1 saat, 2 saat oynatıyoruz. Enerjilerini attırıyoruz. Vaktimiz böyle geçiyor. Dediğim gibi arkadaşlar Mia ortalama bir köpekten gerçekten daha zeki. Kanalımız ileride büyürse böyle 5-10 bin arası takipçimiz olursa, o takipçilerimiz arasından gelmek isteyen olursa ki biz çok isteriz. Gelsin, köpeklerimize vakit geçirsin, mutluluğu geçirsin. Köpeği olmayan arkadaşlarımız özellikle. Onlarla beraber tanışalım, görüşelim. Köpeklerimize vakit geçirsin. Dediğim gibi kanalımıza abone olun arkadaşlar. Videoyu beğenin. Beğenin. Aşağıya da yorum yazarsanız seviniriz gerçekten. Bize destek olun. Çok sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.